Dolmabahçe'de bir araya gelerek silahlarını, bıçağı hep beraber yaptılar. Ne zaman Kobani olayları bir davaya dönüştü? Demirtaş'ın Mart 2015'te seni başkan yaptırmayacağız sözünden sonra başkan bir siyasi... Teşekkürler Sayın Koy. Teşekkürler Sayın Kaya. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Gelin tarihi ve hukuku politize etmeyelim. Hep beraber bu süreçte hatası günah olan herkes vardır. Bu süreçte hep beraber konuşalım ki bu ve benzeri olan bir daha yaşanmasın. Sayın Kaya teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu. Süreniz 3 dakikadır Sayın Tanrıkulu. Nasıl uzatılacağını gördünüz. Ben başkan mı diyeceğim, sayın sanık mı diyeceğim? Artık o da sizin lütfü kereminiz. Evet, Kobani davasının sanığının yönettiği mecliste Kobani davasını konuşuyoruz arkadaşlar. Bu aslında bu parlamento bakımından vahim bir durum. Ve dün de ifade etti kendisi, bu parlamentonun başkanı, bu yüce meclisin başkanı şu anda yurt dışına çıkamıyor bir mahkeme kararıyla. Ve böyle bir tezat yaşıyoruz maalesef. Bunu aslında herkesin düşünmesi lazım. Değerli arkadaşlar, her zaman yani bu cumhuriyetin tarihinde birçok dava olmuştur ve birçok dava da siyasi davadır. Kobani davası da yani bir siyasi davadır. Bu böyle biliniyor, böyle de olacak. Tarih de bunu böyle yazacak. Bir siyasi intikam davasıdır. Bir kan davasının sürümüdür aynı zamanda. Yani bir hukuksal kaygılarla yazılmış bir iddianame yok ortada. Adalet gerçekleşsin diye yazılmış bir iddianame yok. Adalet gerçekleşsin diye de yapılan bir yargılama yok orada. Bir siyasi bir husumetin bir iddianame yansımasıdır ve kullanışlı yargı mensuplarının aracılığıyla yazılmış iddianame var ve yine kullanışlı yargı mensuplarının yürüttüğü bir yargılama var. Neden bunları söylüyorum? Ben davayı bir kısmını izledim, takip ediyorum, duruşma tanıklarını okuyorum. İnanın geçen dönemde söylemiştim Adalet Bakanı'na, keşke bu Segibs kayıtlarını izleseniz, görüntülü kayıtları. O yargılamanın nasıl yargılama olmadığını o kayıtlardan anlarsınız. Kendim de bizzat o yargılamada mahkeme başkanları tartıştım. Ya içeri girişte, mahkemenin içeri girişinde avukattan kimlik, milletvekilinden kimlik sorulur mu, kayıt alınır mı? Bu ne yapıyorsunuz dedi, mahkeme başkanına göndereceğiz. Böyle bir yargılama düzeni olabilir mi? Bakın değerli arkadaşlar, yargılamanın tek başına Sincan'da yapılıyor olması, yani bir cezaevi kampüsüne yapılıyor olması tıpkı Yassıada gibi bir darbe döneminin, bir siyasi intikamın alındığının göstergesidir aynı zamanda. Yine geçen dönem burada bu iddianame nasıl yazıldığını, hangi sahte belgelerle yazıldığını burada belgeleriyle ortaya koymuştum. Belgeleriyle 2014'te gerçekleşen ve başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak 2018'de neden milletvekilleri olan bu davanın sanıklarından bir kısmı yeniden başka bir iddianame, başka bir soruşturma dosyasına yazıldı. Bütün bunların kayıtları var. Niye biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bakın 2016'da burada dokunulmazlıklar kaldırıldı. Selahattin Demirtaş ve milletvekili olanlarla ilgili olarak Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir soruşturma dosyası kalmadı. Ama bir daha tutuklanması lazımdı. Ayın kararı nedeniyle bir daha tutuklanması lazım ama soruşturma dosyası yok. Bütün soruşturma dosyalarıyla ilgili olarak iddianameler hazırlar. Bitirelim sayın. Soruşturma dosyası yok 2018'de. Ayın karar vermiş, tahliye edilmiş, tutuklanması lazım. Ne oldu biliyor musunuz? 2014'teki soruşturma dosyasına bir kez daha sahte belgelerle dahil edildiler. Ve onun üzerinden yürüdüler. Biraz önce söylendi, ben de söylemiştim. Ne oldu biliyor musunuz? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, hani çok o meşhur helikopterle balayına giden başsavcı bütün bu düzenin en başından siyasi sorumlusu aynı zamanda. Neden bunları yapıyorlar o zaman bu adamlar, bu kullanışlı yargı mensupları? Görüyoruz şimdi, hepsini görüyoruz.
Mahkemenin başkanı çete üyesi çıktı. Başsavcı çete üyeleriyle ilişkili çıktı. Savcının başka ilişkileri bugün konuşuluyor. Bakın eğer bu sahte iddianameleri, hukuksuz iddianameleri bunlara eğer yazdırmasaydınız o kirli ilişki içerisine girmezlerdi. Şimdi çok daha rahat bir biçimde hesap sorardınız. O nedenle siyaset... Teşekkürler Sayın Tanrıkulu. Teşekkürler Sayın Tanrıkulu. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Mustafa Arslan. Süreniz 3 dakikadır Sayın Arslan, buyurun. Teşekkür ederim başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, YSP grup önerisi hakkında AK Parti grubumuz adına söz aldım. Bu vesileyle genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken dost ve kardeş Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliye İzzet Begoviç'i vefatının 20. yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bilge liderin ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır sözlerini bir kez daha Yüce Meclis'in huzurunda hatırlatıyorum. Gerçekten bu sözler bugün için çok büyük bir anlam kazandı. Geçtiğimiz akşam insanlık tarihinin yaşadığı en acı dramlardan biriyle karşılaştık. Kadınların, çocukların şifa bulmak için sığınan insanların bulunduğu hastaneyi bombalayan 500'den fazla insanın ölümüne neden olan İsrail'i tekrar tekrar kınıyorum. Bu saldırı insanlık suçudur. Savaş hukukunda bile yeri yoktur. Gazze'de dar bir alanda 2 milyon insan aç, susuz, ilaçsız, yaşama hakkı olmadan büyük bir mücadele veriyor. Dualarımız kardeşlerimizle beraber. Değerli milletvekilleri, IŞİD terör örgütünün Aynel araba saldırması bahanesiyle HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014 tarihinde yaptığı çağrının ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 ilde şiddet eylemleri yaşanmıştır. Barikatlar kurulmuş, yollar kesilmiş, uzun namlulu silahlarla, taş ve sopalarla kamu binaları ve kamu araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine zarar verilmiştir. Yaşanan bu şiddet nedeniyle 2 polisimiz şehit olmuş, 50'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Şiddet eylemlerinin devlete o günkü rayişle maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken devletimiz zarar gören esnafa, ticaret erbabına 50 milyon liranın üzerinde yardım yapmıştır. Değerli milletvekilleri, yaşanan bu şiddet olayları sonrasında soruşturmalar açılmış, yargılama süreci de devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına, sosyal yaşama zarar veren bu eylemlerin sorumlularına bağımsız yargımız tarafından gerekin cezaların verileceğine inanıyorum. Muhalefet milletvekilleri rahatsız olsa da tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Anayasamızın 138. maddesine göre hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve Bitirelim lütfen. Teşekkürler başkanım. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili bir soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Bu vesileyle kurban eti dağıtırken katledilen, şehit edilen Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 50'den fazla vatandaşımıza, şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten bu konuyla alakalı önergeler sürekli meclis gündemimize getiriliyor. Biraz önce sayın konuşmacı da konuşmasında kan davası, siyasetin kan davası şeklinde bir ifade kullandık. Bu ifadeyi kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
Meclisin görevleri anayasada belli, meclis iç tüzüğünde belli. Bizim mecliste hakimlerin yerine cübbe giyip bu yargılamaları yapmamız mümkün değil. Milletvekillerinin de sorumlulukları iç tüzükte, anayasada belli. Bu nedenle biz önerge hakkında olumsuz oy kullanacağız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.